A Para ekranlarına hoş geldiniz. Analiz programıyla karşınızdayız. Her salı olduğu gibi stratejist Cüneyt Baksoy ile birlikte hem grafiklerle hem de makro ölçekte birçok analizi yapacağız. Öncelikle kendisine hoş geldiniz demek istiyorum. Stratejist Cüneyt Baksoy, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk Beyhan. Aynı bu hani enerjik bir müzikle giriyor ya yayın, analiz yayını. Enerjik bir hafta. Biz de enerjik, evet. Biz de enerjiyiz haftada. Haber akışlarıyla, gelişmeleriyle bütün, çok enerjik bir hafta. 2024'ün ilk iki ayında hep dedik ki Mart ayı önemli olacak. Gerçekten öyle. Haber akışları oldukça yoğun. Küresel cephede de öyle. Bir yandan Fed'i bekliyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası bekliyoruz. Bugün Japonya geldi ve gerçekten bir ilk geldi. Dünya ekonomisi açısından da önemli. Aslında yine birçok faktörü de konuşacağız. Hem grafiklerle makro ölçekte bir küresel cepheyi analiz edeceğiz. Sonra Türkiye'yi konuşacağız ama önce kıymetli bir konum var. Kendisini ağırlamak istiyorum. İntegral Yatırım Yurt İçi Piyasalar Uzmanı Deniz Karaca bizimle birlikte olacak. Deniz Hanım, hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba, hoş bulduk. İyi yayınlar dilerim. Teşekkür ediyorum. Tabii ki küreselden beri akışları oldukça fazla. Yurt içi hareketli. Perşembe günü Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz kararı var. Öncesinde de tabii piyasalarda da hareketlilik görüyoruz. Başta Borsa İstanbul olmak üzere. Nasıl değerlendirirsiniz yurt içi piyasaları? Tabii ki. Şimdi haftaya sınırlı bir pozitif açılış gerçekleştirdik. Ancak gün içerisinde gelen satışlarla beraber de günü %1.25'lik bir düşüşle 8.718 seviyesinden tamamladı. Şimdi hem seçim belirsizliği, bununla beraber yükselen mevduat faizleri, altında da yükselişler var ve altın fonlarına özellikle geçişlerin olduğunu görüyoruz ve bunlar endeks üzerinde baskı oluşturan etkenler olarak sıralanabilir. Tabii bunlarla birlikte önümüzdeki dönemlerde bir süre yatay seyirler izleyebiliriz endekste. Ancak orta ve uzun vadede baktığımızda atılan rasyonel adımlarla birlikte ki ekonomideki kırılganlığın da aslında güçlendiği algısının oluşması durumunda da yine tekrardan yukarı yönlü hareketlerin başlayacağı düşüncesindeyim. Ve tabii ki bunlarla beraber de orta ve uzun vade açısından yine değerlendirdiğimizde geri çekilmelerde alım fırsatı olarak da değerlendirilebilir. Evet, bugün özellikle pozitif bir hava seyredi var endekste. Bankacılık endeksinin özellikle katkısını izliyoruz baktığımızda. Öte yandan merkez bankalarının haftasındayız. Az önce senin de belirtmiş olduğun gibi yarın Fed'den faiz kararını açıklaması, faiz kararı gelecek. Powell'ın açıklamaları, vereceği mesajlar piyasaların seyri açısından oldukça önemli olacaktır. Perşembe günü ise Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak. Beklentiler faizlerin sabit bırakılacağı yönünde ki tabii merkez değişiklik kararı almadan önce Mart ayı enflasyon verisinde bir dikkate alacaktır diye düşünüyorum. Teknik anlamda bakacak olursak eğer risk iştahının azalmasıyla beraber 50 günlük ortalamanın altındaki kapanışlarla birlikte 8.650 seviyesine doğru geri çekilmeler görebiliriz. Ancak 50 günlük ortalamanın üzerindeki kapanışlar ve gelecek tepki alımlarıyla beraber de 9.000 seviyesine doğru bir yükseliş denemeleri de görebiliriz. İntegral Yatırım Yurt İçi Piyasalar Uzmanı Deniz Karaca, teşekkür ediyorum değerli katkılarınız için. İyi yayınlar. Teşekkür ediyoruz ve stratejist Cüneyt Baksoy ile sohbetimize başlayalım. Önce küreselle başlayalım. Mart ayı küresel cephe için zaten hareketliydi ama bu hafta özellikle hareketli. Tabii önce bir Fed'den, Powell'dan açıklamalar duyduk, açıklamaları dinledik. Ne yapacağına dair biraz mesajları verdi, indirim için acele etmiyoruz gibi. Sonra Lagarde'ın açıklamaları geldi. Avrupa bölgesinde en dikkat çeken konu bazı Avrupa Merkez Bankası başkanları biraz daha bahar aylarını işaret ederken bazıları biraz durmak ve belki Fed'in önceliğini gözetmek, takip etmek olduğunu vurguladı. Orada da biraz kafalar karışık ve Asya dedik, Çin dedik. Orada bir gayrimenkul sıkıntısı aşılmaya çalışılıyor ama çok bu anlamda aşılamayacak gibi de görülüyor. Bir faiz indirimi gerçekleşti ama geçtiğimiz ayda maalesef hala sıkıntılar devam ediyor. Ama Japonya çok ilginçti ve artık ilk defa negatif faiz uygulayan tek ülke olarak kalmıştı. Artık o bozuldu ve bir aydır niye faiz artışına evet gitti. Bunda yine bizim özellikle masada değerlendirdiğimiz konulardan biriydi. Küresel cephe oldukça hareketli ve yarın da önemli çünkü Fed'den yine açıklamalar gelecek. Hem beklentilerinizi sormak istiyorum, konuşalım istiyorum çünkü tüm küresel piyasalar onu bekliyor. Birçok veri aslında ona göre şekillenecek. Nasıl değerlendirirsiniz? Şöyle bir küresel cepheyi toparlarsanız.
Tabii ki şimdi sevgili beyan, biz mesleğimizi yaparken, yani bu hafta özellikle bu girişte yapmak istiyorum. Sen de yıllarca aramızda bir hem akademisyen kimliğinle hem de bu yayınlardaki bize olan desteğinle hem de tüm sektör olarak arkadaşlarımızla satirist olsun, ekonomist olsun, araştırmacı olsun, hangi konumda olursa olsun kendi özgün çalışmasını, kendi özgün fikirlerini, kendi özgün paylaşımlarını hazırlarken çok ciddi bir çalışma gösteriyor. Yani bu örneğin bugün bu yorumu yapabilmek adına yıllardır aynı konuyu takip ediyoruz. Yani aslında her birimizin beyninde, kendim için konuşmuyorum sadece, tüm olaylar bir dizgi şeklinde, gelişmeler dizgi şeklinde, her gelişmenin getirdiği fiyat sonucu ve onun grafiklere yansıması grafiksel olarak da beynimizde, zihinsel olarak da. Yani zaten bu hazırlık içinde değilseniz strateji kurgulamak da kolay olmuyor. Şimdi en büyük pencereden baktığım zaman ben geçmişe dönük, yıllardır piyasanın içinde olan ve yılları benden önceki piyasayı da okumaya çalışan biri olarak şu an gördüğüm yegane şey, piyasanın hakikaten iyi olmak adına merkez bankalarını, başta FED ve diğer bütün merkez bankalarını zorlama yönünde refleks göstermesi. Çünkü buna ihtiyacı var. Neden buna ihtiyacı var? Çünkü olumlu her grafiğin arkasında net olarak yoğun bir para girişi olarak gerçekleşmiş bir süreç görmüyoruz sevgili Beyhan. Bak burası çok önemli. Yani bugün S&P rekorlar kırdı ama hala önemli bir nakdin köşede bu riskler geçene kadar daha temkinli ve itidalli olduğunu ve süreci o şekilde takip ettiğini görüyoruz. Onun haricinde tüm emtia tarafındaki hareketler karmaşık bir şekilde ve birbirinden ayrı bir şekilde davrandığını görüyoruz. Aslında bu bir ironi, bir anomali. Yani bugün petrol fiyatları yükselirken bazı emtialarda düşüş görebiliyor isek, demek ki işin kitabi tarafı değil, işin farklı noktaları fiyatlanıyor. Asıl bu girişi yapmamın sebebini de net olarak belirteyim. Bu süreç her şeyin alışılmış ezberlerle ilerlediği bir süreç değil. Artık yeni normallerin pandemiden bu yana kademe kademe hayatımıza girdiği bir dönemden geçiyoruz ve hiçbir hareketi teknik analiz olmaksızın sadece haber akışlarıyla ya da beklentilerle ya da buna yakın döngülerle takip etmemek gerektiğini, bir bütün olarak takip etmemiz gerektiğini de hatırlatmak istiyorum. Bu söylemlerin karşılığını, çünkü Türkiye piyasası ile ilgili konuşmamızda biraz daha net açacağız. Çünkü orada çok önemli bir toplantıya giriyoruz. Bizim Merkez Bankası toplantısı çok önemli olacak. Oradaki önemin neden arttığını da bu minvalde belirteceğiz. FED'e gelince, FED ben Haziran'da başlayacağım demedi hala. Ben Mart'ta başlayacağım da dememişti zaten. Mart'ta Mayıs'a alındı. Mayıs'ta Ay Haziran'da. demedi. Şimdi Temmuz olabilir mi diye Bunu konuşuyor. piyasa söylüyor. Evet. Yani FED'in sen bugüne kadar ağzından Başkan Powell ve diğer bölgesel başkanlardan ya da FED'in resmi tutanaklarından nokta grafiklerdeki 3 faiz indirimi ve bu sene faiz indirimine başlarız demesi dışında zamansal olarak bir tarih verdiğini gördün mü? Vermedi. Şimdi işte problem burada. Piyasa bir şeyi istiyor. Bunu raporlarda yayınlıyor. Ha, aynı bizim Merkez Bankası beklenti anketi gibi. Hani biz Merkez Bankası beklenti anketini konuşurken zaman zaman sanki onu Merkez Bankası'nın görüşü gibi kabul ederiz ya. Piyasa beklentisini açıklıyor Merkez Bankası. İşte kur burada olacak, faiz burada olacak. Diğer dinamikler burada olacak ama o Merkez Bankası'nın görüşü değil. Değil. Şu anda da yaşanan bu. FED başka bir şey söylüyor, piyasa başka bir şey istiyor. Mart'ta alamadığını Haziran'da kesinlikle almak istiyor. Arada bir Mayıs var ama Mayıs'ta da almayacağı belli. Çünkü enflasyon yüksek ve enflasyona sebep olan arz problemleri tam olarak geçmiş değil. Her ne Değil. kadar raporlarda
tersi söylense de önemli kurumlardan gelen raporlarda, o zaman niye enflasyon verilerine bu sirayet etmiyor? Örneğin gıda ve enerjiden bağımsız çekirdek enflasyonun bugün daha aşağıda olması gerekmez miydi sevgili? Ki global ortamda gıda fiyatları da düşüyor bu arada. Hala temkinli zaten. Yani hep frene basma durumu var. Çünkü çok cesaret edilemiyor. Aynen. Çünkü bir en başa geri dönülür Cüneyt Bey. Bu çok önemli bir şeydir. Aynen. Bunu tekrar tekrar analiz programında da altını çizelim. Çizerek. Enflasyonla mücadele politikalarını yarıda bırakmak, hemen gevşemek, yapılan her şeyi en başa çevirir. İşte 70-80'leri evet, bir daha yaşamamak adına. Evet. Bir Paul Volcker dönemi daha yaşamamak adına faizler çifthaneye, bırak 5,5'a çok diyoruz. 10'ların üzerinde 16'lara kadar gitmiş bir ABD'de FED politika faizden bahsettiğimiz bir döneme dönmemek adına çok itidalli davranmaya çalışan bir FED var. Ve piyasada FED'e bir misyon yüklerken ama sonunda bir kabulleniş de başladı. Swap ekranlarında, swap tarafında ya da beklenti ekranlarında. Yavaş yavaş 3 faiz indirimi, hatta 60 bas puanla, yani 75-80'nin altında 60 bas puana inen bir beklentiyle 2 faiz indirimine doğru evrilen bir piyasa. Bu bir yandan sağlıklı, bir yandan da bir riski barındırıyor. Çünkü FED eğer bu Mart toplantısında, yani yarın çarşamba günü bir net profil çizmezse, ki çizmesini beklemiyoruz. Yani şu tarihte başlayacağım yine demeyecek. Yine demeyecek. Ha, nokta grafiklerde 3'ü koruması önemli olacak. Tabii ki Powell'ın konuşmaları veya açıklamalar, metin tabii ki önemli olacak. Sonrasında FED tutanakları vesaire, ama FED tarihi netleşmedikçe Haziran'a dair, hatta Temmuz'a dair, işte son çeyreğe, yani Eylül ve sonrasına kalırsa piyasalar bunu fiyatlar demeye devam ediyorum. S&P buna inat gitti. Ama her gidişin arada bir dönüşü olur, uyaralım. 2. Avrupa Merkez Bankası ve diğer tüm merkez bankaları, İngiltere Merkez Bankası dahil, onlara da faiz indirimi beklentisi beklenti olarak veriliyor. Ama onların da söylemlerinde bekleme taraftarı var. Çünkü bir yerde FED var. Elinde bir rezerv para var. Elinde global piyasaları etkileme gücü olan bir büyük bilançoya sahip bir merkez bankası var. O merkez bankası global sermaye akımlarını değiştirecek bir karar almadıkça kendi kararını almak istemeyen bir yapı var. Avrupa Merkez Bankası bile olsan sevgili Beyhan, FED'i beklemek durumundasın öyle ya da böyle. Ha, mecbur kalırsan yaparsın tabii faiz indirimini, ama ben FED faiz indirmeden Avrupa Merkez Bankası'nda faiz indirmesini sürpriz olarak görürüm ve bunu Euro-Dolar paritesinde fiyatlamasında sert görürüz. Çok net. Bunun oluşmaması için FED'le beraber paralel hareket etmeleri gerekiyor, kendi dengelerini korumak adına da. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri'nde resesyon yok. Yok. Resesyon ihtimali yok. İstihdam verisinde bir bozulma yok. Yok. Enflasyonda beklenen noktaya gelme yok. FED ne zaman, niye faiz indirsin şu an? Yani Eylül'den önce faiz indirmesi için FED'in eline bir sebep geçmeli ki hakikaten Haziran ya da Temmuz'da bir faiz indirimi olursun sevgili Beyhan. Hazırlanmakta fayda var. Onun için tahvil tarafını arada bir getiriyoruz. Dolar endeksi tarafını getiriyoruz. Bir de işin içine Japonya girdi. Senle biz birkaç aydır konuşuyorduk. Son bir ayda ısrarla, evet, birkaç, hatta grafik olarak belirtmiştik. Bugün de var dolar yen paritesi grafiği. Peki ben sana sorayım sevgili, ben bir akademisyen kimliğin de olduğun için. Niye yıllar sonra nötr tarafa geçmiş negatiften bir Japonya Merkez Bankası kimliği varken bugün dolar yen paritesi yükseliyor? Yükseliyor. Yani niye yen hala değer kaybediyor? Yeterli mi gelmedi piyasaya? 17 yıldır yanılmıyorsam yeterli mi eğer, gelmedi piyasaya? Evet. Ne dersin? Yani 17 yıldır çok önemli bir rakam. 2006'dan bu yana da genelde hep sabit gitmiş. Yani yıl 2006'dan bu yana kalmış kadar. Evet, hep öyle kalmış. Yani zaten Japonya'nın dinamiklerine baktığımızda hep biz Asya piyasaları deriz, Çin'le beraber değerlendiririz, ama çok farklı dinamiklere sahiptir Çin ve Japonya. En önemli kısmı aslında şu,
Hep analiz programında da konuştuk. Asya ne yapacak acaba, ne diyoruz dediğimizde, bu negatif faiz çok da uygulanabilir bir politika değildir. Çünkü sonrasında bu arada negatif faiz uygulayan tek ülkeydi Japonya. Makroekonomik kalan verileri tek ülkeydi. Evet, yani uygulamaya devam eden tek ülkeydi. Makroekonomik verileri buna göre şekillendi ama bir süre sonra artık bunun sürdürülemeyeceğini ve sürdürülebilirliğinin olmadığı anlaşıldı. Çünkü şöyle bir makroekonomik değişkenlerine baktığımız zaman da özellikle pandemi sonrasında tüm küresel ekonomilerde yaşanan bazı şeyler, şuna benzetiyorum ben biraz, farklı kendini gösterdi Japonya'da. Bir ilaç aldığımızda hepimize başka başka etkiler gösterebilir. Japonya'da biraz daha farklı bir etki gösterdi. Yani Çin'deki o daralmanın yaşanmasına sebep olan mekanizmalar Japonya'da bambaşka bir şekilde kendini gösterdi. Ve ilerleyen süreçte böyle devam ettiği sürece kısa vadede 6 ayda, uzun vadede 1 yılda bu makroekonomik değişkenlerin bozulmasına neden olacaktı. Bunu öngördüler ve artık biz de gerekeni yapmalıyız dediler. Bir de beklenen bir fiyat artışı süreci var. Süreci var. Yani şimdi hala bu sıkıntılar kendini, o pandemi sonrası yaşanan bazı şeyler kendini ülkelerde farklı reaksiyonlar olarak gösteriyor neyse aslında. Neyse ki ilk refleks dolar yan paritesine yükseliş. Evet. Çünkü yen değer kazanmaya başlarsa sıkışacak olan bir para birimi var. Yuan. Yuan. Yani asıl fırtınayı koparacak olan yenin farklı bir sürece girmesi netleşirse yuan olacak gibi. Yani birçok parametreyi takip ediyoruz ya. Artık yeni bir parametremiz de oldu. Bence Amerika seçimlerini de takip etmek gerekiyor. Sonrasında Çin'le olan ilişkiler nereye doğru evrilecek? Yani bak, %100 demiyorum. %1 milyon. Yani biz pandemi gelmeden ticari savaşı konuşuyorduk. Peki o zaman şöyle diyelim mi? Eğer Haziran'da faiz indirmezse, Temmuz'da da indirmezse, son çeyrekte seçim yaklaşırken FETÖ faizi Trump'a rağmen nasıl indirecek? Nasıl indirecek? Yani evet. Şimdi mutlaka gereğini yapacak bağımsız bir FED olarak veya başkanlık noktasına bağımsız olsa da atayan ABD başkanı, FED başkanını. Şimdi böyle bir yapının içerisinde karar mekanizması karışık hale geliyor. Bizi enteresan günler bekliyor. İroniden kastım bu, anomaliden kastım bu. İlk bölümde anlatmaya çalıştığım o çoklu olarak piyasalara anlık bakmanın gerektiği ve her an değişkenlerin fiyatlamaları da farklı trendlere doğru götürebileceği gerçeğini unutmadan temkinli ilerlemenin gerektiğini hatırlatmak için o ilk bölümü yaptık. İstersen grafikle devam edelim. Çünkü kendi saatime bakıyorum, çeyreklere evet, bölüyorum. Bölüyorsunuz değil mi? Yani evet. Şimdiye kadar da ama sonuna kadar başarılı. Evet, yem yetiştirdik. Şimdi gündem o kadar son yoğun ki. Son konumuza da vakit bırakarak. Asya'dan Avrupa'ya atlıyoruz. Avrupa'dan Amerika, tekrar başka yere atlıyoruz. Konular oldukça. Ama Mart bizim analizin özelliği bu. Bir de Mart ayı böyleydi. Bunu zaten önceden aynen hatırlıyorsanız bol bol söylemiştik. Dolar endeksiyle başlayalım. Analizin özelliği FED buydu. FED açıklamaları ve FED kararı öncesinde dolar endeksi ne durumda ve nereye doğru evrilir beklentiler doğrultusunda? Fiyatlama yukarı yönlü. Şu an için hızlanmayan, momentum kazanmayan bir yukarı yönlülük var. Niye buraya geldim? 21, 50, 100, 200 günlük ortalamaların tamamı 23.50, 23.70'te 103.50, 103.70'te özür dilerim. Fiyat nerede? 103.90'da. 104'lere doğru gidiyor. Yani o 4 ortalamayı günlükte netleştirmiş, pivot hale gelmiş 4 ortalama. Bu çok nadir olur sevgili Beyhan. Çünkü olduktan sonra bak bir trend oluşumu. Grafiğin bu tarafına bir bakar mısın? Bak, trend oluşumundan hemen önce 4 ortalama birleşmiş. Sonra yukarı coşku var. Daha öncesinde baktığım dönemlerde de yine netleşmiş aşağı yönlü bir geri çekilme. Yani aşağı ya da yukarı yönlü bir dolar endeksi görme ihtimalimizin Mart toplantısından sonra netleşmeye başlayacağı, Haziran'dan sonra kesin netleşeceği bir döneme girdik. Teknik bunu bana söylüyor. Kalıpsal döngü olarak. Onun için özellikle bunu anlatmak istedim. Şimdi ya bunun altında kalacak bu piyasa, aşağı gelecek dolar endeksi, bunu FED yapacak. Ya da bunun üstünde kalıyorsa bu dörtlü ortalama birleşmesinin, bu teknik ve finansal okuryazarlık olsun, önemlidir. O zaman yukarı, hele şöyle bak, alçalan bir trend var. Sevgili Beyhan, günlük grafiklerde 104.50. 104.50. Devamında Fibo seviyesi 105'ler. Aşılacak olursa dominant dolar, güçlü dolar bütün para birimlerini
etkiler, hatta tabiri caizse bir dönem ezer, bu borsalara satış, emtiaların bazılarına satış getirir ve global piyasalar düzeltme sürecine girer. Hani Mayıs'ta sat git diye bir kural vardır ya, kitabı olmayan ama teoride kullanılan. Biz Nisan'da piyasaların satış moduna geçtiğini, Mayıs toplantısına kadar da o satışı netleştirdiği bir dönemi görebiliriz. Bu notları önemsiyorum ve dolar endeksini bu noktada takip ediyorum. Mutlaka ve mutlaka 104.50-105 geçilmeden 103.50'lerin altında kalan bir dolar endeksi oluşmalı. Oluşmuyorsa lütfen bütün grafiklere temkinli yaklaşalım. Devam edelim. Temkinli yaklaşmamızı gerektiren ikinci uyarımızı, daha önce verdiğimiz ikinci uyarımızı şu an netleşen dolar yen paritesine hızlıca bir değinelim. Evet, dolar yen paritesi bu hafta önemli gerçekten. Japonya kararı geldi. Evet. Japonya yani ılımlı bir faiz artışı yaptı normalde, değil mi? Baktığın zaman bantı nötr tarafa geçirdi. Onlar bant olarak bakıyor biliyorsun. Buna rağmen hala 150'ler civarında bir dolar yen paritesi. Bu ilk refleks değilse, piyasa en de sonunda dolar yen paritesi yeni almaya başlarsa, ki böyle bir hareket dolar endekse de kuvvet veriyor. Kuvvet veriyor. Çünkü 6 para biriminden biri ya dolar endeksi içindeki yen. Yenin değer kaybetmesi dolar endeksinin işine yarıyor. Onun için eğer şu mavi çizgi aşılacak olursa 151.85-152'ler, aman dikkat. Bu dolar endeksinin dediğimiz seviyeleri geçmesi anlamına gelir. Yuan'a gözler çevrilir sevgili Beyan. Yuan tek başına kalmaması için belli bir oranda yen değer kaybı içinde olmalı ama agresif bir değer kaybına da tahammülü olmaz Yuan'ın. Bak sadece yen üzerinden konuşmuyoruz. Çünkü o zaman 160'lara gidebilecek bir dolar yen paritesi herkes etkiler. Ne yapmalı? Üst 40'lara geri dönmeli bu hareketten sonra. Japonya artık kademe kademe normale dönecekse politikalarında aşırı genişlemeciden, daha normal, daha itidalli, daha temkinli bir merkez bankası kimliğine kavuşacaksa 140'lara gelmesi gerekir diyelim. Üçüncü önemli uyarı grafiğimiz. Bak bu hafta hep grafikler uyarı grafikleri. Brent petrol. Sana bırakayım sözü, birkaç cümle şimdi, alalım. Bir ben süredir de devam o Kızıldeniz endişeleriyle zaten Brent petrolde biraz yükselme gördük ama sonra geri çekilme gördük. Niye hatta, yükselmedi dedik hatta değil mi? Analiz programında da neden böyle oldu dedik. Ama özellikle Kızıldeniz endişeleriyle beraber gelen rakamlar da önemli. Çünkü sektörlerin çok ciddi düzeyde etkilendiğini görüyoruz. Bazı sektörlerde tedarik zincirlerinde sıkıntılar oluyor ve rota değişiklikleri oluyor. Bu Hürmüz Boğazı üzerinden rota değişiklikleri hem ulaştırma maliyetlerini hem de navlun fiyatlarını arttırıyor. Tabii ki Kızıldeniz endişelerinin nereye doğru evrileceği önemli. Ve fakat oraya bir önemli bir şerh düşmek istiyorum. ABD seçimleri var. Şimdi Brent petrolün yükselmesi zaten küresel enflasyonla mücadele eden ülkelerin çok işine gelmiyor. Bunu Amerika'da dahil, Avrupa'da dahil, birçok ülkede dahil. O yüzden çok yüksek olması zaten hem ABD'deki seçimler nedeniyle çok istenmez, hem de küresel enflasyonla mücadele politikalarına sekte vuruyor. O yüzden bugün hatta yayın öncesinde de biraz hemen böyle ayaküstü istişaremiz oldu. Petrolü gördünüz mü diyerek, yani petrol bence bundan sonraki süreçte en önemli konulardan biri olacak. Bir de bir izleyicimiz bir tweet atmış. X diyelim. Eski adı tweet. Bir sorusu vardı bize. Diyor ki petrolde kurumlar hedef beklentilerini 90 dolarlara ve üzerine taşımaya başladılar. Bu ne kadar gerçekçi ve ne kadar etkiler faiz indirim sürecini? Mealinde bir soru, önemli de bir soru. Güzel bir soru. Aynen öyle. Net cevap verelim. Çok ciddi etkiler. 3 yapacaksa 2, 4 yapacaksa 3, 2 yapacaksa belki 1'le tamamlamak durumunda bile kalabilir. Yüksek petrol fiyatlaması oluştuğu andan itibaren. Çünkü A'dan Z'ye bütün kalemleri etkiliyor. Petroldeki yükseliş. Biz kendi ülkemizde bunu yaşıyoruz. İşte ulaştırma sektörünü etkiliyor, diğer bütün sektörleri etkiliyor. Tedarik zinciri problemleri ve tekstil, otomotiv, birçok ürünlerin tedarik sıkıntıları başlamış sektörel olarak. Bunlar önemli konular. Kesinlikle öyle. Bak bu notu özellikle paylaşayım. Ben görüştüğüm global ölçekli
Navlun'u yoğun kullanan şirket yöneticileri dostlarımla yaptığım görüşmelerde birçok kalemde stokla gidiyorlar. Stoklar eridiği andan itibaren üretime devam etmeleri için ara mamul ya da ham maddenin ülkelerine gelmesi, bu sadece Türkiye için değil genel olarak zaman alacak ve bu zaman fiyatları ekstrem bir şekilde tekrar yukarı götürebilir. Onun için hatta Aramco'nun bugün bir görüşü vardı. Bırakın diyor doğalgazı, petrolü konuşmamayı. Daha uzun bir süre siz doğalgaz ve petrol üzerinden gitmek zorundasınız. Sürdürülebilir enerji kaynaklarının bütün dünyada etkin olması zaman alacak. Daha bir 15-20 sene petrole bağımlısınız demeye getirdi Aramco'nun başındaki kişi. Ve dedi ki dikkat edin, hatta alkış almış salondan petrol fiyatlarına. Rusya 6 aylığına ithalatını durdurdu. Kuzey Irak durdurmaya hazırlanıyor. Piyasa pardon demeye başladı ABD seçimlerine rağmen. Fiyatlar da bunu gösteriyor. Aman dikkat. Aylık grafik içerisinde, haftalık grafik içerisinde bir trend kırılımı var sevgili Beyhan. 84-50, 85'ler kırıldı. Fiyat 86-30. 87 Fibo seviyesine doğru gidiyoruz. Bak daha önce 87'yi geçemedi uzun dönemler. Geçtiği andan itibaren hele böyle bir trend kırılımından sonra ilk hedef 95. Sevgili izleyicimize de bir cevap olsun. Bütün cevap bekleyen izleyicilere de bir cevap olsun. Hatta 100, hatta Goldman Sachs'ın eski beklentisi 106. Fibo seviyesi %78.6. Çünkü %61.8 zaten 87. %61.8'in geçilmesi demek çok yüksek bir beklenti içinde bir petrol fiyatlaması bütün dengeleri alt üst eder. Hatta bizim Merkez Bankamızın beklentisinin de üzerinde. Yani bizim Merkez Bankamız petrolü burada görüyor, öngörüyor. Yani 75 dolar, 85 dolar, 80 civarında da bir fiyat veriyor. Bir süredir de aslında o 82'leri bazen gördü, 83'leri gördü. Tekrar geri döndü. Ama kırılım var, uyaralım. Evet. Geri dönmeli bir an önce. Yani Amerika mı baskı kurar geri döner? Farklı dinamikler olur mu bilmiyorum ama 87 geçildiği andan itibaren 95, 106 birkaç ay içinde potansiyel hale gelir. Hatta biz hareketin hızlandığı dönemler de gördük daha önce. Petrolü yakından takip edeceğiz. Petroldeki yükseliş petrole bağlı şirketleri, sektörleri pozitif etkileyebilir ama petrole bağımlı sektör ve şirketleri bizim borsamızda da globalde de negatif etkiler. Negatif etkiler. Bırak enflasyonu vesaireyi net olarak söyleyelim. Şimdi gelelim ons, altın ve gümüşe. Evet, bence ikinci geçen önemli gümüşte vermiştik. Konulardan biri de bu altında ki tabii ki küresel cepheyi bu kadar konuşmuşken emtialar arasında tabii ki kıymetli metal altın cephesi oldukça yoğun. Yükselişler görüyoruz altında. Nasıl devam eder bence oldukça önemli. Önemli bir Fibo seviyesi olan 2166'lar üzerinde kalamadı şimdilik. Bu önemli. Ama net söyleyeyim 13 aylık ortalama, 13 haftalık hatta, bu da tabii arada bakıyorum. Bazı grafikler haftalık, bazı grafikler aylık hazırladığım için 13 haftalık ortalamamızda 2080'lere gelmiş. Yani o geçilmeyen tepeye ulaşmış. 2080-2100 altına gelmedikçe yön yukarı. 2166 üzerinde kapanışlar gelmedi şimdilik ama gelmeye başlarsa 2270'ler, devamında 2450'lere kadar bir altın performansı hala net olarak masadadır. Ve ben bir şey daha söyleyeyim. Birkaç sene içinde bu kadar risk, bu kadar süreç, bu kadar gelişme bence altını sadece Mayıs 2011, Aralık 2015 arasında oluşmuş ve devamında şuraya kadar ulaşmış çanağın tamamlaması noktasını 3000'lere götürmeyecek. Daha da agresif fiyatlamalar olur mu sorusuna cevap aratacak bir teknik görünüm var burada. O rakamları şimdilik telaffuz etmeyelim, özür dilerim. Zaman içinde gerekirse konuşuruz ama en azından kısa vadede 2500 hatta 2800'lere kadar, bu bir senelik perspektif 3000'lere kadar formasyon gereği bir ons altın grafiği. Gümüşte de hareket başlamıştı. Geçen hafta da uyarıcı olmuştuk. Alçalan trend aylık bazda. O 50 dolarlardan aşağı yönlü grafikte yukarı bir kırılım vardı. Şimdilik hızlanmadı çünkü Fed'i bekliyor. 24-40, 24 altına gelmedikçe
27'ler hedef. Bir FIBO seviyesi. Çok önemli bir FIBO seviyesi. %50 düzeltme seviyesi. %50 düzeltme seviyesini geçebilen bir grafik mutlaka %61.8'e çoğunlukla gider %90. %61.8 ne diyor? 32 dolar. Yani 24-23.50 max stoplu, 27 devamında 32 hedefli bir ons gümüş. Asıl hikaye 32 doların üzerinde başlar. Çünkü 50 dolar var. Beraber kırdılar 2011'de bu rekoru. Ons altın 1921'e giderken gümüş altın 50 dolara gitmişti. Bakalım gümüşün zamanı hakikaten grafiklerde görüldüğü gibi geliyor mu? İzlemeye devam edeceğiz diyeyim. Sözü sana bırakayım sevgili. Şimdi tabii bütün merkez bankalarını konuştuk. Merkez bankaları haftası dedik. Perşembe günü de Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası kararı var. Tabii önemli bir karar olacak. Karardan ziyade beklentiler genelde sabit tutulması yönünde. Piyasanın beklentisi bu. Ama metinde ben bazı değişiklikler olacağını öngörüyorum. Çünkü Ocak-Şubat enflasyonuna baktığımızda ve bundan sonra Nisan-Mayıs da bu anlamda bir nispeten daha hareketli olacak enflasyon tarafı. Ben biraz daha özellikle enflasyon raporunda bazı değişiklikler bekliyorum. Şu anlamda değişiklikler bekliyorum. Tabii ki enflasyonla mücadele aşamasında kararlılık mesajları bu anlamda veriliyor. Hem Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası hem Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Şimşek'in de özellikle belirttiği gibi. Bundan sonraki süreçte biraz daha biz hatta geçtiğimiz yayınlarda da konuşmuştuk. Daha miktarsal kısıtlamalar göreceğiz, miktarsal sıkılaşmalar göreceğiz. Bunları görüyoruz. Bunlarla ilgili bazı hem ZK'larla, zorunlu karşılıklarla ilgili uygulamalar, hem KMH ve birçok aslında nakit çekime dair gelen sınırlamalar, bunların tamamlayıcı olduğuna dair yine olacağına dair bilgileri de burada konuşmuştuk. Bunun gibi miktarsal sıkılaşmalar olacağına dair belki söylemlerde değişiklikler olabilir ve verilen mesajlarda bazı değişiklikler olabilir. Beklentim bu yönde. Çünkü bu şunun gibi aslında benzetmek gerekirse bir hastalığı tedavi ederken tabii ki antibiyotik kullanır ama yanında tamamlayıcıları da mutlaka olmalıdır. Miktarsal kısıtlamalar, miktarsal sıkılaşmalar, hatta sterilizasyon araçları, dezenflasyon süreci başlayacak Mayıs'ta. Bunlar biraz daha tamamlayıcı görevi görürler. Ve tabii ki hepsinin birlikte uygulanması durumunda bu sıkıntıların aşılabileceğini öngörürsek biraz daha miktarsal kısıtlamalarla ilgili gelişmeler olacak. Ve metinde de bu sıkılaşmaya dair ve bununla birlikte tabii ki bazı düzenlemelere dair nasıl bir yol haritası çizileceğinin, 2024 yılında nasıl bir para politikası oluşturulacağının aslında sinyalleri de olacak. Biraz daha bu anlamda enflasyonla ilgili ve enflasyonla mücadeleyle ilgili bazı önemli mesajlar bekliyorum ben kendi adıma Perşembe günü açıklanacak olan kararda, ama piyasa beklentisi genellikle sabit kalacağı yönünde diyebiliriz. Siz nasıl değerlendirirsiniz? Sizin beklentinizi de dinleyelim. Vallahi ben çok önemsiyorum bu toplantıyı. Her toplantısı önemli tabii. Ama bu toplantı çok önemli. Neden? Çünkü son bir ayda bir şeyler oldu. Ve Sayın Mehmet Şimşek defaten birkaç kere hem tweetleriyle hem canlı yayınlarıyla hem de katıldığı toplantılarda bu konularda açıklamak durumunda kaldı. Yani bu konularda net açıklamalar yapmak durumunda kaldı. Çünkü an itibariyle bir miktar döviz hareketinde bir kıpırdanma var. Bir hızlanma demeyelim, aşırı hızlanma yok ama kıpırdanma var. Döviz talebinde bir kıpırdanma var. Çarşı fiyatıyla, serbest piyasayla interbank resmi kur arasında bir makas açıldı. Bunun sebebi tamamıyla arz talep dengesinden kaynaklanıyor. Ve Merkez Bankası rezervlerinde de daha önce yükselen Merkez Bankası rezervlerinde de bir miktar, hatta belirli bir miktarda azalış var. Şimdi bu noktada Sayın Mehmet Şimşek'in söylemlerinin hemen yanına Merkez Bankası güçlü bir kimlikle gelmeli. Bunun tek yolu faiz artışı değil. Ben şunu da yaptım. Raporlamalara baktım sevgili Beyhan. 1,5-2 aylık perspektifteki global ölçekteki, globalden gelen raporlarla bugünkü raporlar arasında ton farkı var. 1,5 ay önce Merkez Bankası 45'e gelir, bekle gör yapar diyen ağırlıklı yaklaşımdan an itibariyle
politika faizini 47,5 ya da 50'lere getirir diyen bir... Artacağına dair bu anlamda çok rapor gördüm. Aynen. Evet. Hatta Nisan ayı hedef gösteriliyor. Hani seçimden önce olmaz, evet, ama Nisan ayında enflasyondaki bozulma veya algıda değişimden dolayı yabancı raporlarda bir böyle bir beklenti var. Hatta evrilme var. Sene sonu enflasyon beklentilerinde bir yukarı yönlü revize var. 45'ler civarına ve üstüne. Merkezin kendi hedefi 36-42 bandı. Ben 36 demiyorum. 36 nokta ama band 42-36 bandı. Bu band içinde bir netleşmenin üzerinde bir piyasa beklentisi oluşmaya başladı. Bu kur beklentilerine de yansımaya başladı. Bir de işin dezenformasyon süreci var ki en sıkıntılı süreç. Yani kur şurada olur, faiz burada olur. Hem faiz yükselir hem kur yükselir gibi bir denklem nasıl olacaksa o da ayrı bir konu. Yani her ikisinin bir arada aynı zamanda olduğu bir ortam kitabi olarak da öyle kolayına mümkün değil. Ve Sayın Mehmet Şimşek'in belirttiği, Merkez Bankası'nın enflasyon raporunda belirttiği, biz politikalarda kararlıyız. Kararlı olarak ne gerekiyorsa yapmaya hazırız enflasyon düşene kadar. Şimdi bunu çok daha net söylemeli Merkez Bankası. Yani ben bir değişiklik beklemiyorum 45'te. Gelirse bir faiz artışı bana göre sürpriz olur. Ha, sonrasında gerekirse yapar. Global şartlara bağlı olarak, kendi dinamiklerine bağlı olarak. Ama bu toplantı o toplantı değil bence. Çünkü gerekli adımları son bir haftadır atıyor. Burada keşke bir buçuk aydır bu sterilizasyonu yapıyor olsaydık daha farklı şeyleri konuşurduk. Yani likidite sterilizasyonu çok önemli. Çünkü sıkı para politikasına girdiğiniz andan itibaren likidite sterilizasyonunu, o ek önlemleri, parasal sıkılaşmayı da yapıyor olmanız gerekir ki mevduat faizleri aşağı gelmesin. Biz mevduat faizlerinin 40'lara indiğini gördük sevgili Beyan. Evet. Ve 40'ların altında mevduat faizlerinin oluştuğunu gördük. Bu tabii ki DTH tarafında kur korumalı mevduat geri dönüşlerinde bir dönem, kısa bir dönem bir oynaklık ve volatilite getirdi. Şimdi bunu programda değişiklik yok. Beklentilerde değişiklik yok uzun vadede. Kısa vadede bir algı değişimi varsa bu algı değişiminin üzerine gitmeli Merkez Bankası. Dezenformasyona... Bunu net bir şekilde bence bu toplantıda verilmeli, altını çizecekler diye düşünüyorum. Çünkü faiz artışı ne demek? Devamlı kullanacağımız bir mekanizma değil. Belirli bir süre kullanmak zorunda olduğumuz bir mekanizma. Yani reel sektörü sıkıştırıyor, iç piyasa... Ama talep de düşmüyor ki. Yani ben en az 4-5 tane sebep sayarım. Talep de düşmüyor. Kredi kartlarını konuşmak zorunda kaldık. Orada da dezenformasyon süreci oluştu. Evet. Tüketici kredilerini konuşmak zorunda kaldık. Orada da dezenformasyon süreci oluştu. Şimdi artık reel gerçekleri Merkez Bankası'nın bu toplantıda net bir şekilde ortaya koyması lazım. Altı çizili bir şekilde. Aynı rutin taslakla gelmemesi lazım. Şu ben ana kadar başarılı bir Merkez Bankası kimliği var. Evet. Manevra alanı kazanıldı ama kur tarafındaki hareketlerin geçici olduğunu, o serbest piyasa interbank kuru arasındaki makasın kapanacağını bizim görmemiz lazım. Yabancı da bunu bekliyor çünkü. Biz bu arada ne yaptık? Cebimize bir kredi notu koyduk. Fitch'ten. Evet. Bir euro bazlı borçlanma yaptık. 5 katı taleple yaptık ve uygun faizden yaptık. Bunları niye görmüyor piyasa? Çünkü konsantrasyon başka bir yerde. Evet, orada net bir ben ama bu sefer metinde o anlamda değişiklik. Yani net ve gerçekten açıklayıcı bir şekilde mücadelenin nasıl devam edeceğine dair o netliği vereceğini düşünüyorum. Sözlü yönlendirmeyi sonuna kadar kullanmalı. Evet, yani geçtiğimiz hatta aylardaki gibi olacağını düşünmemek için önemli. Sıkılaşma adımlarıyla da bunu onaylamalı. Politika faizi bir referans faizdir. Önemli olan piyasa oluşan faiz. Tabii ki. Siz piyasada oluşan faizin mekanizmasını dengelerseniz zaten politika faizini ekstra arttırmanıza gerek yok ki. Biz kitabi taraftan gidelim. Tamam. Kredi döngüsü normalleşsin, seçim öncesi vesaire birçok şey konuşulabilir. Bizim amacımız reel, rasyonel bir gerçeklik aramaksa şu an kurun ekstrem yükselişine sebep olacak bir durum olmadığını konuşabiliriz. Ama bunu seçimden sonra da netleşmesi için Merkez Bankası'nın elini masaya daha sert koyması gerekiyor. Ve mutlaka Sayın Mehmet Şimşek'in belirttiği çok önemli yapısal reformların artık İvediyetle seçimden hareketi hemen sonra kademeli bir şekilde meclisine desteğiyle çıkması gerekiyor ki yabancı yatırımcı zaten listenin başında tuttuğu Türkiye'ye dair notu da almışız. Mayıs'ta da bir de S&P'den not alırsak illaki fiyatlanır.
Onun için çok eleştirildi. S&P, pardon, Fitch not attırdı. Borsada beklentiler alındı, gerçekler satıldı dendi. Hayır. Hayır, daha biz almadık orayı. Evet. Daha almadık orayı. Yanlış anlaşılmasın. Bahane oldu olmadı meselesi de değil. Bu satışlar başka satışlar. Şimdi grafiklerle gel süreci. 5-6 dakikam kaldı. O hızlıca. Kadar mı kaldı? O kadar. Bu sefer, bu sefer gündem yoğun. Ama önemli konuları önemli konuşmak konular. Zorunda tabii kaldık. Biz 100 TL bazlı, ben size güveniyorum, siz o sürede mutlaka yani, ne dedik? 8.700-8.750 civarında. Yani 50 günlük ortalama. Pardon önemli. Pardon. Biz 100 TL mi? Bir an tamam. Şimdi geldi. Doğru grafiğimiz. Biz 100 TL bazlı. Tamam. 8.700-8.750 civarında endeks tutunmalı ve tekrar yukarı gidebiliyorsa ki bugün o tepkiyi gösteriyor 50 günlük ve önemli FIBO seviyesinden çok kıymetli. Fakat bu blokajı geçmeli. Yani önce bir 8.900 kitabi olarak 8.950 üzerine geçmeli hareket kapanışta ve devamında 9.080 FIBO bölgesinin 9.100 daha doğrusu 8.900-9.100 bandını kalıcı geçmeli ki düzeltme bitiyor ve tekrar yükselişe dönüyoruz diyebilelim. Evet. Ve 9.400'ü geçecek kuvvete ne yapalım? Ulaşabilelim. Sonrasında 9.700 hatta 10.000'lere kadar alan açılır. Ama bunun seçimden önce olması için bu hafta kapanışlar çok kıymetli sevgili Behan. Fiyatlamalar ve kapanışlar. Kapanışlar. Yarın FED. Perşembe Merkez Bankası, Cuma piyasa kendi başına. Kendi başına. Bunu yapmalı. Bu olmuyorsa 8.000-8.700 halinde altında yeni destek aramak zorunda kalacağız. Uyarıcı olalım. Trend bitmeyecek. Trendin bitmesi için daha çok yer var ama zaman kaybeder. Her bir geri çekilme alım fırsatı mıdır? Evet. Ama 8.600-8.200 arasında destek aramamak adına gap dahil. Orada bir de 8.400'lerde bir gap var. Artık buradan dönüyor olmalıyız bu hafta içinde. Bunu net olarak söyleyelim. Çünkü halka arzlar da başladı. Likidite tam yeterli evet. değil. Yabancı satım yönünde seçim öncesi, daha önce alım yönündeydi. Endeksin gitmemesi için sebep çok da. Sebep Fitch oldu. Beklentiler alındı, gerçekler satıldı değil. Daha Fitch alınmadı. Fitch'i alacak olan ağırlıklı yabancı. Yabancı. Türkiye yeni bir rotaya girdi. Yatırım yapılabilir seviyeye kadar bir buçuk sene biz kredi derecelendirme kuruluşlarına bakacağız. Gelelim ikinci grafiğe. O senin de merak ettiğin. Biz 100 sistem TL bazı. Yani, evet, bu ilk defa. Şimdi bu bir önemli bantı, ATR bant dediğimiz, ATR'yi kullanarak oluşturduğumuz bir bandı. Bir Bollinger ve önemli ortalamaları sistemsel ortalamalarda barındıran bir grafik. Haftalık bazda. Bak sevgili beyan, burada... 1, 2, 3, 4 kalıp var. Bu 5. kalıp. Her bir kalıpta şu olmuş. Fiyat ATR bandının üzerine geçmiş. ATR bandının üzerinde kalıcılık sağlamış. Bollinger de yukarıda ATR bandının üzerinde kalmış. Ve her seferinde yeni yüksekler görerek zirveyi görmüş. Sonra düzeltme başlamış. Bollinger band fiyatla beraber ATR bandı kırdığı an arada yatay piyasa oluşmuş ve düzeltme. Bir daha yukarı, bir daha yukarı. Şimdi bak sevgili beyan. Bollinger ATR bandı kırmıştı fiyatla beraber. Hala Bollinger ATR bandının üzerinde. Bu iyi. Hatta hem Bollinger bandının ortası hem de 10 haftalık ortalama civarında tutunma var. Yani 8.800-8.650 asla kırılmamalı ki tekrar Bollinger band yukarı giderken aşağı inmesin. Nereye geçmeliyiz peki sistemsel olarak? Bak birçok sistem uygulanabilir ama benim baktığım önemli bu kalıpların uygulanabilmesi için döngüsel olarak nedir? Tarih tekerrürden ibarettir. Teknik analizi bir istatistik bilimidir. Daha önceki oluşan kalıpların tekrar gerçekleşme döngüsüdür. Evet. Ne diyor? 9.310. Bak ne 9.000 ne 9.100. 9.310 geçildiği andan itibaren 9.400 sadece bir rakamdır, FIBO seviyesidir, önemlidir ama tekrar bu kalıba döneriz ve hedefimiz 10 binlere doğru ilerleyen bir Borsa İstanbul diyor bu grafik. Ben bu grafiği arada seninle paylaşacağım. Yataydan kurtulduk, yukarı trenddeyiz ama bir an önce tekrar ATR bandla evet. Bollinger bandının arasına girmeliyiz. Evet. Dolar bazında bir değişim yok. Alalım. Hemen dolar bazıyı da alalım. Orada hala
denge arıyoruz. 3'te tutunamadık, 3.05'te. Tekrar 3.22 her seferinde hedef ama şu artık buralarda hani 2.70, 2.65 kırılmamalı ki hatta 2.52-70 yukarı yönlü trend devam etsin. 3.322 hedefi masada kalsın. Zaten hep söyledik, bir kez daha tekrarlayalım. 3.22 üzerinde başka bir Türkiye. Evet. Başka bir borsa, başka bir hikaye. Gelelim bankacılık TL bazlı yani. En önemli bugün dönüşü sağlayan sektör. %4 yükselişle. Bak, Fitch'i önceden kim satın aldı? Bankacılık. Bankacılık. Fitch kararından önce perşembe başladılar, cuma devam ettiler. Fitch kararını verdi. Pazartesi, salı, çarşamba devam ettiler ama Merkez Bankası'nın aldığı sıkılaştırma adımlarıyla bir düzeltme geldi. Şimdi o düzeltmeye tekrar karşılık var. Tam da önemli bir ortalama. 89 günlüğe değdiği andan itibaren tekrar yükseliş çabası. 10 bin, 10.600, 11 bin. Bu bölge geçildiği an 12.500'e kadar %15'lik kitabi yükseliş Borsa İstanbul'da yeni rekorlar kırması anlamına gelecek. TL bazlı bankacılık endeksi buraya geçmeli ve asla şurayı kırmamalı. Stopu çünkü. Neresi orası? 9.300, 8.900 bandına. Aynı bak endeks gibi. Endeksin direnci olan bankacılık endeksinin desteği olmuş. Burayı asla kırmamalı ki biz zaman kaybetmeyelim. Lokomotif sektörden dolayı düşmeyelim. Dolar bazlıyı alalım. Bir değişim yok. 3.10, 3.40'ı geçemedik. Herkes destek verdi. Sen de verdin. Ama geçemedim. Ben arada yayın yaptım. Sevgili kardeşlerimden destek istiyorum. Şimdilik geçemedik ama seçim sonrası herhalde oraya konsantre olacağız. Evet. Seçime kadar artık geçmesi zor. Hani mümkün olmaz diye bir şey yok ama 3.40 bandı geçilmeden bankacılık endeksi asıl hareket başlamayacak diyelim. Son olarak da sınav endeksiyle çabuk geçen bugünü bitirelim. Evet. Çok önemli bir desteğe geldik. 13.550 günlük ortalama. Bir şey canım sıkıyor. 821'i kırdı. Aman. Temkinli imserlik. Tekrar acil 14.000'den üzerine taşmalıyız. 8.21 günlük ortalama üzerine tekrar 15.000'lere doğru hareket başlatmalıyız. Bu olmuyorsa 13.500 altında son stopumuz 13.800-14.100 olacaktır sınai endeksinde. Bu seviyeleri 12.800-13.100 özür dilerim. Dilim suçtu. 13.500 altında kaldıkça orası kısa vadeli stopudur. 14.000 üzerinde kalıcılık önemlidir. Diyelim bu haftayı da böylelikle anlatmış olalım. Grafiklerimizi de böylelikle yetiştirmiş olduk. Yoğun gündemde tabii ki oldukça hem küresel cephe hem yurt içi oldukça yoğun ama hepsini analizlerimizi yapmış olduk. Şimdi kıymetli bir konuğumuz var. Pili Portföy Araştırma Müdürü Ali Akoba bizimle birlikte olacak. Ali Bey hoş geldiniz efendim yayınımıza. Merhabalar. Küresel cephe oldukça hareketli. Japonya Merkez Bankası kararı geldi. Yarın Fed var. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası karar var. Merkez Bankaları haftası oldu. Bu hafta nasıl değerlendirirsiniz küresel cepheyi? Japonya'dan başlayalım öyleyse. Japonya Merkez Bankası 2007 yılından beri ilk kez bir faiz artırımı gerçekleştirdi. Böylece 8 yıldır uyguladığı negatif faiz politikasından da vazgeçmiş oldu. Ya aslında son açıklanan veriler Japonya'da enflasyonun bir miktar daha kalıcı olabileceğini işaret etmişti. Bir yandan da ülke teknik resesyonu aslında son büyüme rakamlarının revizyon edilmesiyle atlattı denilebilir. Dolayısıyla bir yandan da son iki haftadır süren işçi sendikalarıyla olan maaş görüşmelerinin beklentilerin çok üzerinde maaş artışlarıyla sonuçlanması Merkez Bankası'nı beklenenden daha erken bir şekilde faiz artırımı kararı almaya itmiş gibi gözüküyor. Yine de tüm bu yani çok aslında ekstrem bir karar oldu belki Japonya Merkez Bankası için ama biz bunun etkilerini parite tarafında ve endeksler tarafında görmedik. Parite tarafı belki de yani aslında fiyatlamalara yansımış olduğunu da söyleyebiliriz bunun. Çünkü çok uzun süredir konuşuluyordu aslında yani piyasada beklenen bir durumdu. ABD doları Japon yeni paritesinin yani Japon yeni değer kaybetmesiyle tekrardan 150.5 bandına yükseldiğini gördük. Nikkei endeksi de aslında 0.60 civarında bir yükselişle kapadı günü. Yani kararın biraz beklentiler dahilinde olması nedeniyle çok da negatif bir etkisi olmadığı söylenebilir kısa vadede. Fed tarafına bakacak olursak toplantı bugün başlıyor. Yarın da hem politika metni hem Jerome Powell'ın toplantısı hem de aslında Fed üyelerinin ekonomik projeksiyonları yayınlanacak. Biz son projeksiyonlardan bu yana açıklanan verilerin aslında
yani biraz daha beklenti üstü kaldığını, enflasyon verilerinin özellikle enflasyonun beklenen kadar hızlı bir biçimde yavaşlamadığını gösterdiğine şahit olduk. Bu da daha kalıcı bir enflasyon senaryosu içerisinde aslında piyasanın 2023 sonunda oldukça optimist olan beklentilerini, yani 175 baz puan civarında faiz indirimi bekliyordu piyasa 2024 senesi içerisinde. Fed'in projeksiyonları ise 75 baz puan civarında bir faiz indirimi yapılmasıydı toplamda. Son geldiğimiz noktada biz piyasanın öngörülerinin artık Fed'in projeksiyonlarına oldukça yaklaştığını gördük. Ya Haziran ayında başlayacak faiz indirimleriyle 3 ya da 4 tane 25 baz puanlık faiz indirimi bekler hale geldi piyasa katılımcıları. Dolayısıyla yani şimdi enflasyonun hala güçlü seyrediyor olması ve bir yandan hani maaş artış trendlerinde bir yumuşamanın olması burada Fed üyelerinin çok da şahin konuşmama ya da projeksiyonları çok da şahin tutmama olasılığını artırsa da ciddi manada özellikle konut enflasyonunun sürüyor olması ve hizmet tarafındaki fiyat artışlarının kuvvetini sürdürüyor olması dolayısıyla yani burada bir projeksiyonlarda bir değişikliğe gidilirse piyasalarında bunu birazdan negatif karşılayabileceğini söylemek mümkün diye düşünüyorum. Piyasalarda aslında endekslere baktığımızda biraz daha faiz kararları dolayısıyla çekimser bir hava olduğunu söylemek mümkün. Dün aslında iki teknoloji şirketine dair haberlerle daha olumlu ayrıştığını görmüştük Nasdaq endeksinin. Bunun temelinde Apple'ın ürünlerinde Google'ın yapay zeka modülünü kullanacak olmasına dair haberler vardı. Bir yandan da Tesla 2023 yılı içerisinde çok ciddi fiyat indirimleri gerçekleştirerek kâr marjlarını çok ciddi manada törpülemişti. Şirketin Avrupa tarafında fiyat artışı gerçekleştireceğini açıklaması dolayısıyla o tarafta da biz kuvvetli bir yükseliş gördük dün. Bu iki şirketin katkısıyla dün Nasdaq endeksi %1'e yakın artı da kapandı. Baktığımız zaman bugün yatırımcıların tekrardan faiz kararlarına odaklanmış olmasıyla biraz daha negatif tarafta fiyatlamaların oluştuğunu görüyoruz. Yani bir yandan Fed toplantısında Fed'in bilanço küçültme hızı da değerlendirilecek. Bu yani Fed'in bilanço küçültme hızı ABD hazinesinin borçlanma hızıyla birlikte ABD 10 yıllık tahvil faizleri üzerinde ciddi manada fiyatlamalar üzerinde etkisi bulunan bir yapı diyebiliriz. Şimdi Powell son toplantıda bu bilanço küçültme hızının yeniden değerlendirileceğini söyledi. Ancak bunun için bize bir zaman çizelgesi vermedi veya herhangi bir şekilde ne kadar büyüklükte bir kesinti olacağından bahsetmedi. Yani hızla bir düşüş olacağından. Dolayısıyla bugün yapılacak açıklamalarda buna dair yönlendirmeler de tahvil faizleri üzerinde ciddi manada etkili olacaktır. Baktığımız zaman son toplantıda 3.80 yakınlarında tamamlamıştık ABD 10 yıllık tahvil faizlerini. Şimdi 4.35'lere kadar bir yükseliş gerçekleşti. Özellikle geçen hafta açıklanan enflasyon verilerinin beklenti üzeri gelmesi piyasalarda tekrardan enflasyon riskinin değerlendirilmeye başladığını ve bunda 10 yıllık tahvil faizleri oldukça primsiz kalmıştı zaten fiyatlamalar olarak. Bir yükselişe neden olduğunu söylemek mümkün. 4.35 üzerinde fiyatlamalar başlarsa 4.55 bandına kadar bir yükseliş öngörülebilir diye düşünüyorum. Bu da kısa vadede değerli madenler tarafında ve hisse senedi piyasaları tarafında oldukça kuvvetli seyreden risk iştahının kısa vadede bir miktar daha baltalanmasına neden olabilir gibi duruyor. Yine de orta uzun vadeli projeksiyon olarak baktığımızda 4.35 üzerindeki ABD 10 yıllık tahvil faizlerinin yani 1-2 senelik projeksiyonda uygun maliyet noktaları sunabileceğini de belirtmek isterim. Teknik açıdan S&P 500'e bakarsak hala kısa vadeli ortalamaları üzerinde seyrettiğini görüyoruz. 21 günlük ortalamanın son 3,5-4 aylık trendde ciddi manada bir destek olarak çalıştığı görülüyor. Dolayısıyla 5180 üzerinde fiyatlamalar ve kapanışlarda mevcut yükseliş momentumunun korunacağı ve süreceği öngörülebilir. Yine de ben burada 5100'ün kritik bir destek seviyesi olduğunu düşünüyorum. Bu bölge altındaki kapanışlarda ilk etapta 5000, daha sonra da 4800'e kadar derin bir düzeltme hareketi gerçekleşebilir. Tabii ki bunun paralelinde ABD tahvil faizlerinin 4.35 üzerinde olup olmadığı da takip edilebilir diye düşünmekteyim. Benim aktaracaklarım bu kadar bugün. Philip Portföy Araştırma Müdürü Ali Akova'ya teşekkür ediyoruz değerli katkıları için. Stratejist Cüneyt Baksoy, teşekkür ediyorum değerli katkılarınız için. Ve analiz programını bugünlük sonlandırıyoruz. Haftaya salı tekrar birlikteyiz. Görüşmek dileğiyle.